Karkot Medya YouTube kanalından herkese merhaba. Yeni programımız Bahsi Kodlarının ilk bölümüne hoş geldiniz diyelim. Yanımda Oğuz Oruç var. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk. Bu programımızda genel olarak kuponlar vereceğiz. Öyle biz kazandıralım dedik millete. Öyle bir misyon edindik kendimize. Başlayalım dedik. İstersen fazla uzatmadan direkt başlayalım kuponlarla. Tamam olur. O zaman senin Salı günü kuponunla başlıyoruz abi. Aynen öyle. Zaten hani ilk defa izleyecekleri için insanlara biraz da açıklama yapalım. Gün gün ilerleyeceğiz. Çektiğimiz zaman hani videoyu paylaştığımız zaman önündeki 3 günlük süre zarfında hepimiz hani hem sen hem ben birer tane banka kupon vererek hani bu şekilde video içeriğini ilerleteceğiz. Bazı zamanlarda sürpriz kuponlar olsun veya sadece futbol içeriği de değil, basketboldur, voleyboldur, tenis gibi içerikleri de hani kuponlar içerisinde olabilecek. Hani öyle bir kendimizi bir sınırlandırma içerisine de girmedik. Salı kupondan başlayayım. Salı Abi ayın bir 6'sı oluyor. keseceğim ufak şeyin reklamını da yapayım hani. Eğer hani gün gün bir güne bir kuponla uğraşmak değil hani canlı bahis önerisi falan isteyen olursa da Twitter hesabımız Bahsin Kodları işte oraya gelip oradan da o canlı bahis önerilerini alabilir. Şimdi sana bırakayım sözü. Aynen öyle. Tamamdır. Salı günden başlayalım. Ayın 6'sı Salı günü ve Süper Lig cumartesi başlayan Süper Lig hafta içi mesaisiyle de devam ediyor. Günün aslında haftaya da çok güzel bir maçlaşacağız çünkü Fatih Karagümrük Hatayspor maçı bence haftanın Beşiktaş Alanyaspor'la birlikte en keyif veren maçlarından biri olacaktır. Karagümrük hocası değiştikten sonra ben Rizespor karşılaşmasında da toplu oynama yüzdeleri olsun, topa hakimiyetleri, oyun kurulumundaki akıcılıklarını çok beğendim ama bugün bir şanssızlıktır, gol gelmedi. Deplasmanda zaten biraz daha tutuk bir Karagümrük izliyorduk ama ben iç sahada yine sürekli hücumu düşünen ve bu şekilde de goller bulabilecek bir Karagümrük olduğunu düşünüyorum. Rakip Hatayspor'da zaten sonuçta göze hoş gelen futbol anlamında bence ligin en iyi takımlarından zaten birisi. İki takım oynuyorken de herhangi bir taraf bahsine girmektense bence en akıllı iş bu maça 2,5 üstü yani en az 3 gol oynamak olacak. Çünkü Karagümrük'ün de Hatayspor'un da çok rahat bir şekilde goller bulabileceğini düşünüyorum ve maçın 90 dakika izleyen seyircilere de güzel bir maç izleyeceklerini düşünüyorum. Süper Lig'de 7 seansında Trabzonspor, Kayserispor'la oynuyor. Abdullah Avcı geldiğinden beridir Trabzonspor'un çok zor gol yiyen bir takım haline geldiğini biliyoruz. Aynı şekilde bence Kayserispor'da gol bulma konusunda çok sıkıntı yaşayan ve çok zor gol atan bir takım olduğuna inanıyorum. Ben en son haftalarda Lennon'un biraz daha kıpranmaları olsa da bence yine de Kayserispor lig anlamında ligin en kötü gol atan yani en zor gol atan takımlarından biri konumunda. Trabzonspor iç sahada bence taraftarı demeyeyim de en azından sonuçta Trabzon'da oynamanın verdiği bir rahatlıkla ve Cenni'nin dönüşüyle çünkü en son maçta Sivas deplasmanında net bir santraforun olmaması yüzünden bence hücumda sıkıntı yaşadılar. Cenni'nin dönüşüyle bence tekrar en son oynanan Ankaragücü karşılaşması gibi rahat bir galibiyet alacaklarını düşünüyorum ve hani 1.45'lik oranda Trabzonspor galibiyeti için çok ideal ve oynanabilir bir oran. Günün son maçı da Salı gününün son maçı da Bundesliga 2'den Heidenheim'le Holstein Kiel oynuyor. Holstein Kiel zaten çok açık ve sürekli olarak hücumu düşünen bir takım konumunda ve bence bu yüzden de çok güzel maçlar oynuyor Bundesliga 2'de. Heidenheim'de biraz daha son haftalarda daha kısır maçlar geçirse de ondan önceki tabelada ondan önceki fikstürde bol gollü maçlarını artı 7'ye giden maçlarını biliyoruz. Bence bu maçta da iki takımın da rahatlıkla gol bulabileceğini ve hani 2,5 üstün belki de 3,5 üstüne çıkabileceğini bir maç düşünüyorum ama ben karşılıklı gol var seçeneğini hani banka kuponunda almak için gayet ideal buluyorum. 1,50'lik oranda onun da gayet ideal. Yani son olarak da toplamak gerekirse Salı günü kupon olarak Fatih Karagümrük Hatay maçına 2,5 üst Trabzonspor Kayseri maçına maç sonu 1 ve Heidenheim Holstein Kiel maçına da karşılıklı gol var tercihlerini öneriyorum ben. Evet, ben kendi kuponuma geçmeden Heidenheim Holstein Kiel maçını görememişim bültende. Hani o maça KG var bence de çok iyi ama biraz risk almak isteyen olursa da direkt maç sonu 2 deneyebilir. Çünkü Holstein Kiel'in üst lige çıkmak için kazanmak zorunda olduğu bölümlere giriyoruz. Orada bir maç sonu 2 daha risk almak isteyenlere de öyle bir önerimiz olsun. Benim kuponuma geçeyim istersen. Ben
Kuponda iki tane Tabii ki de. Süper Lig'in 16 seansından iki maç koydum. İkisi de 0, ikisi de şans. İlki Göztepe Rize maçı. Rize'nin küme düşme hattından çıkmak için sonuçta Bülent Uygun'u getirdikten sonra bir yükselişleri var. Daha en azından savunmayı toparladıkları görünüyor. Göztepe de çok dağınık bence son haftalarda. Hani Fenerbahçe maçı hariç çok dağınık olmadığı maç görmedim. Bu noktada da Rize'nin hem ihtiyacı olan taraf da Rizespor burada galibiyete ve puana. O yüzden kazanamasa bile 0-2 çift şans. Yani kaybetmeyeceğine eminim bu maçı Çaykur Rizespor'un, ki bu benim en güvendiğim maç açıkçası bu üçünün içinden de. İkinci maç Karagümrük Hatayspor maçı. Bu maça tamamen hani Hatayspor'un oynadığı oyunu çok beğendiğim için koydum. Karagümrük bence tam atlet oyuncu eksikliği mi çekiyor takımda bilmiyorum ama bir çok stabil kalıyorlar. O stabilliği de Hatayspor'un ben bir şekilde cezalandıracağını düşünüyorum. Zaten inanılmaz bir kontratak silahları var Hatayspor'un da. Bunun Galatasaray'da nasibini aldı en son. Karagümrük'ün de bu konuda sıkıntılar çekeceğini düşünüyorum açıkçası. Zaten aslında maç biraz daha berabere biter gibi geliyordu ama daha garanti almak için 0-2 Hatayspor'a ekleyeyim dedim. Son maçta Euro Cup'ta Monaco Gran Canaria karşılaşması. İki maçlı bir eşleşme olacak bu. Zaten iki maçlı eşleşmeleri genelde ev sahibi takım kazanır. Basketbolda özellikle bu yazılı olmayan kurallardan biridir ki Monaco'da Gran Canaria'dan çok daha iyi bir kadrosu var. Sezon içinde de Rob Gray takımı eklendikten sonra Matias Lezor'u kadroya kattıktan sonra çok daha güçlü bir oyunları oldu. Eurocup'ın ben en büyük Bologna ile birlikte en büyük favorisi olarak görüyorum Monaco'yu ki direkt rakibi olan Buducnost'u da müthiş bir eşleşmenin sonunda elediler. Gran Canaria'yı da özellikle pot altındaki çok net ezici üstünlüğünü kullanarak Monaco'nun geçeceğini düşünüyorum. 1.40'da bence çok güzel bir oran bu maç için. Kesinlikle. Ben de zaten Bologna'dan daha büyük bir favori olarak görmemin sebebi Monaco'yu. Çok disiplinli oynuyorlar. Hani Buducnost deplasmanında oynadığı oyunlarda, iç sahadaki maçlarda da bence çok disiplinli ve hani oyundan kopmayan bir yapıları vardı. Bologna'dan bence en büyük avantajları o olacak. Çaykur Rize-Göztepe maçında da evet, Çaykur Rize-Göztepe maçında da bence yine de hani Bülent Uygun gerçekten geldikten sonra, hani gelmeden önce bir şeyler düşünsedik de, hani yani daha kötü düşüncelere sahip olsak da, Rize Spor takımını iyi analiz ettiğini ben düşünüyorum ve o yüzden de oynadığın şekilde olan Rize Spor yenilmez tahminini gayet yerinde buluyorum. İstersen çarşambaya geçelim şimdi. Evet, senin çarşamba kuponunu açtım şu an. Ya zaten çarşambaya ben biraz daha erken başlamak istedim. Çünkü Sydney FC bence iddianın en çok güvenilen takımlarından biri. Ve şu anda biz videoyu çekerken de Perth maçında da maç sonu 1.50'lik oranı çok çok iyi ve yerinde. Çünkü Sydney FC zaten Avustralya Ligi'nin en baba takımı ve en güçlü takımı. En son Melbourne Victory galibiyetinde de biz bunu gördük de, deplasmanda da gayet iyi bir skora ulaştılar. İç sahada da ben aynı formlarını devam ettirir ve rahat bir galibiyete ulaşacaklarına inanıyorum. İkinci maçım Japonya'dan. Çok fazla aslında Japon liglerine veya hani direkt Asya liglerine girmem, hani Avustralya'yı saymazsak. Kawasaki çok formda geliyor. Hani 8 maçta 22 puanla sadece bir kere berabere kalarak Japon ligini kasıp kavuruyor. Bu maçların bazılarında 2,5 üst gol baremini aşamadılar ama ben nitekim daha iyi bir rakibi olan, hani şu anda liderlik için savaşmasa da üst sıralı için savaşan Sagantosu karşısında bir gövde gösterisi bekliyorum Kawasaki'den ve hatta direkt kendilerinin bile 3 gol baremini aşabileceklerini düşünüyorum ben. Günün son maçında da Beşiktaş-Alanyaspor. Beşiktaş'ın en son Kasımpaşa maçında oyununu gördük. Biraz dağınıktı açıkçası ve pozisyona girmekte de zorlandılar. Beşiktaş da Gezal geri dönüyor ama yani Beşiktaş kazansa dahi bence bugün kalesini gole kapatamaz maçta. O yüzden de ev sahibi gol yemeden bitirir, hayır seçeneği de bence 1.35 oranı alınabilecek en iyi, bana göre en garanti bahislerden. Evet, ben de aslında Sydney ve Beşiktaş maçlarına senle aynı düşünüyorum. Sırf sen koydun diye koymadım. Hani farklı maçları konuşalım diye. Birebir aynı düşünüyorum. Kawasaki maçı hakkındaki hani tek fikrim Leandro Damiao var. Kawasaki'de başka hiçbir bilgim yok bu takımlar hakkında. Ama diğer iki maça ben de katılıyorum. Bence gayet güzel bir kupon bu. Benim kuponumda da yine Süper Lig 4 seansına 1-0-2 çift şans daha koydum Çarşamba'da. Konya Ankaragücü karşılaşmasına. Konya Erzurum'u yense de ben oyununu çok beğenmiyorum Konyaspor'un. Ankaragücü de Hikmet Karaman geldikten sonra onlar da bir yükseliş trendine girdiler. Özellikle Borven çok formda şu aralar.
Lobyanizde falan hücum hattı biraz katkı vermeye de başladı. Ben bu maçta az gollü geçeceğini ve Ankara Gücü'nün yine 1-0 kazanacağını falan düşünüyorum açıkçası. Bu sebeple Ankara Gücü 0-2 çift şansı ekledim. İkinci maç Regensburg Werder Bremen. Bu maça 1-60 bence bulunmaz bir nimet. Çünkü Werder Bremen'in ligde ne düşme konusunda bir riski var ne de üst taraflarda Avrupa'ya gitme gibi bir hayali falan var. Kupa onlar için önemli bir hedef olacaktır. Alt lig takımıyla oynarken de rotasyon yapacaklarını falan da düşünmüyorum. Full ciddiye çıkacaklardır sahaya. Her ne kadar hani Almanya Kupası çok fazla sürprize açık bir yer aslında. Çok böyle 6. 7. lig takımlarının Bundesliga takımlarının elemişliği falan var ama Tabii. Werder Bremen'in bu maçı çok daha ciddiye alıp kazanacağını düşünüyorum. Ben net bir şekilde tur atlayacağını düşünüyorum. Üçüncü karşılaşma Bayern Münih Paris Saint-Germain. Bu maça 0-2 koymamın sebebi Pochettino geldikten sonra Paris takım savunmasına çok fazla önem vermeye başladı. Daha o eski Tuchel dönemindeki aşırı ofansif takımı bırakıp çok daha 4-3-3'te daha derinde beklemeye falan bile başladılar. Hatta Lille maçında bir hata yapıp gol yediler ama gol yemeden önce o maçta bile 0-0'ın kıymetini gayet biliyordu Paris Saint-Germain. Bayern Münih de Paris gibi kaliteli bir takım karşısında Lewandowski de yokken açıkçası o kilidi açamaz gibi geliyor bana. Açsa bile zaten çok fazla silah var. Neymar da sanırım oynayacak hani o yüzden Paris bir şekilde cevap verebilir. Bu maç için bir de ufak bir sürpriz bahis önerim de var 4 orandan. Paris Saint-Germain gol yenmez. Şöyle bir denenebilir, ufak bir şey atılabilir olarak görüyorum. Son maçımda Porto Chelsea karşılaşması 2,5 alt. Bu da zaten Chelsea'nin skor bulmadaki sıkıntıları ortada. Tuchel geldikten sonra o gol yemedeki sıkıntılarını da aşmışlardı son West Bromwich maçını bir ayrı bir kenara West koyarsak. Point. Evet o maç hariç gayet iyi bir savunmaları vardı. Porto da zaten Chelsea'ye saldırmaz. Daha Juventus maçlarındaki gibi sağlam bir takım savunması yaparlarsa gol yiyeceğini düşünmüyorum. 2,5 alt bence çok mantıklı bir bahis 1,55 oranında. Aynen öyle. Şimdi Perşembe'ye geçelim abi. Ya yani aslında Perşembe'ye geçmeden ben de Porto Chelsea maçında 2,5 gol altı veya hatta 1,5 gol altı çok ideal buluyorum. Çünkü Porto'nun iç saha maçlarında hep böyle savunmalar yaptığını, hani 4-4-2'yi çok iyi bir şekilde savunmaya yansıttığını da biliyoruz. O yüzden de benim için de bugünün en güvenilir bahsi Porto Chelsea 2,5 alt olabilir. Perşembe günü geçtiğimizde yine Süper Lig'le başlıyorum. Gaziantep Başakşehir maçı var. Başakşehir'in en son Yeni Malatya maçında ben savunma kurgusunu hiç beğenmedim. Hani Aykut Kocaman takımına göre bence çok kötü bir savunma yaptılar ve Yeni Malatyaspor'un gol atamaması bence tamamen beceriksizlikti. Hani yani daha fazla gol atamamasının nedenlerinden biri oydu. Aynı şekilde Ricardo Sapinto geldikten sonra da ben Antep'in savunma hattının normalden daha kötüye gittiğini ve hani artık işin savunma kısmında değil de gol atacaklarsa veya maç kazanacaklarsa tamamen hücum futboluyla bu işe girdiklerini görüyorum. 1,55 oran benim için bu maçın karşılıklı gol varında çok ideal bir bahis durumunda. Hannover 96 Würzburg maçına gelecek olursak biraz daha Hannover'in en son haftaki yani en son maçta Hamburg'la oynadığı maçın etkisinde kaldığımı söyleyebilirim. Çünkü Hannover o maçı da evinde oynayıp çok güzel bir geri dönüşe imza atmıştı. Bu yüzden de bence bu maçta da kaleleri gole kapatamayacakları bir maç olacak iki takımın da ve 2,5 gol üst bahsi de Hannover 96'nın tek başına bile aşabileceği bir hal alıyor. 1,45 oran gayet ideal. Son maçımda akşam seansından Avrupa Ligi'nden Dinamo Zagreb-Villarreal maçı. 4 eşleşmeye baktığımız zaman bana göre denklik anlamında güç olarak en denk eşleşme Dinamo Zagreb-Villarreal maçı. Ve iki takımın da ben biraz daha rahat oynayacaklarını düşünüyorum. Çünkü zaten artık belli bir seviyeye geldiler Avrupa Ligi'nde ve İki takım için de ben bunun başarı olduğunu düşünüyorum. Dinamo Zagreb'in geri düşse bile oyundan düşmeyip oyuna tekrar sarıldığını biliyoruz ve bu anlamda da ben bir şekilde iki takımın da gol atıp en azından birlik bir skorla maçın bitebileceğini düşünüyorum. 1,75 oranda benim kuponuma çok rahat yazabileceğimi güvendiğim bir bahis olarak karşıma çıkıyor. Evet ben de sana katılıyorum açıkçası. Dinamo Zagreb, Villarreal ben de hani skor tahmini oynasam 1-1 oynarım. Öyle bir maç tam öyle bir koku geliyor o maçtan bana da. Hannover-Würzburg maçı bence 3,5 üst bile denenebilir. Zaten Würzburg'un savunmasında yaşadığı sıkıntılar lig tablosundaki yerlerine de yansımış durumda gayet ki.
Burada tek sıkıntı hani Hannover bazen çok fazla gol kaçırabiliyor. Çok abartabiliyor gol kaçırmayı. Öyle bir güne denk gelirse sıkıntı yaşayabilir ama çok fazla pozisyona girecektir Hannover eminim ki. Aynı şekilde kendi kuponuma geçiyorum. Perşembe. Ben de Gaziantep Başakşehir maçına 0-2 çifte şans dedim. Ricardo Pinto geldikten sonra işte Gaziantep'in yaşadığı düşüş ve Başakşehir'in küme düşmemek mücadelesinde şu an hiç beklenmedik bir şekilde orada olması bir şekilde oradan çıkacaktır diye bu maçı da kaybetmeyeceğini düşünüyorum Başakşehir'in. Ki bence kazanabilirdi hatta maç sonu 2'de denenebilir bunda. Denizlispor Kasımpaşa yine Perşembe 16'da karşılıklı gol var. Bahisi aldım. Kasımpaşa bunun da sebep Kasımpaşa çok iyi kontratak takımı. Yine geçiş hücumlarını iyi oynayan bir takım. Denizlispor'un da kazanması lazım. Geride açık vereceklerdir. Bunu yaparken işte Rodel Lega ile falan o Kasımpaşa savunmasındaki boşlukları da değerlendirebilir. Çünkü Kasımpaşa da çok çok iyi savunma yapan bir takım değil. Bu maçta da böyle bir karşılıklı gol var. 1.65 orandan bence çok iyi. Son maçta Euroleague'de playoff mücadelesi 8. sıra için mücadelede Valencia Baskonya karşılaşması. Ya bu maç ya final niteliğinde olduğu için zaten her türlü çok fazla başa baş geçmesini bekliyorum açıkçası. O yüzden handikap sırf Baskonya aleyhinde açıldığı için yani Baskonya 6.5 fark yemez oynadım 1.40 orandan. Ama bu maç çok başa baş geçecektir eminim. Ki ben Baskonya'yı bir tık daha favori görüyorum. Valencia şu aralar formdan çok Sen düştü bir de. Takım içinde de koçla genel menajerleri arasında tartışmalar falan yaşanmış. Böyle bir iç krizleri de var şu an. Baskonya çok daha güven veriyor bana ki koçları Dušan Ivanović bu aralar oynamayı çok iyi bilen bir koç. Takım halinde de bence playoff'u daha fazla hak eden taraf da Baskonya. Direkt 2 orandan maç sonu 2 de denenebilir. Ama 6.5 fark yemez. Bence çok daha temiz bir bahis burada. kesinlikle ben de zaten Euroleague'de takım olarak izlemeyi çok sevdiğim iki takımdan biri Baskonya. Çünkü geçiş hücumlarını çok iyi kullanabiliyorlar. Boy olarak da nitekim birbirine benzer oyuncularla birlikte hani birden beşe kadar karşısındaki takımın oyuncularını da savunabilen her türlü oyuncuya sahipler ve Polonara'nın da bu sezon Baskonya'da aldığı rol bence Bojan Dobljevic'e göre çok daha etkili ve çok daha lider karakterli oldu. Bana göre de Baskonya yani maç kazanma noktasında bile bir yani iddiaya göre sürpriz yaparak da maçı da kazanabilir. Çünkü en son hem lig maçında da gayet iyi oynamış Andorra'ya karşı o maçı da canlı izlemiştim. Eğer eklemek istediğim başka bir şey yoksa hafiften kapatma noktasına geçelim programı. Yani ufak şey ekleyeceğim yine Baskonya maçı hakkında o çok ufak bir şey. Bence burada şey bir nimet var çünkü ben eğer bahisleri açıyor olsaydım Valencia'yı bir tık daha sürpriz yapar. Baskonya'yı yani 1.50'ye 1.70 gibi falan yapardım oranları. Ya yani Baskonya maçının bence kaçmaması lazım daha sadece ufak bir bunu ekleyip kapatabiliriz bence de. Tabii ki de yani zaten ilk programdı bu bahsin kodları içeriğimizde. Bunu düzenli bir şekilde sizlerle hani buluşturmaya devam edeceğiz ve umarım da hani paylaştığımız kuponların da tutma yüzdesi olur ve hani bunu izleyen takipçilerimiz de bizle birlikte hani biz de sonuçta bunları oynadığımız için bizle birlikte kazanmış olurlar. Yani bunu da aslında söylerken bence iddianın da tamamen bir eğlence aracı olduğunu unutmayalım. Çünkü bu işe tamamen para odaklı baktığınız zaman da bu işin sonu gelmiyor. Oynarken de kendinizi üzmeyecek derecede bu kuponlara bahis yaparsanız herkes için bence en gayet mantıklısı ve en ideal ortamı olur. Bu videoyu beğendiyseniz eğer beğenme tuşuna basmayı, kanalımıza da abone değilseniz de abone olarak bence bize destek olmayı sağlayabilirsiniz. Yeni bir bahsin kodları içeriğinde olur başka bir programda görüşmek üzere diyorum ben. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.